Kaplumbağa ailesinin en görkemli üyelerinden biri de deniz kaplumbağalarıdır. Suda zarif olan deniz kaplumbağaları, okyanusta çok kolay bir şekilde süzülerek, türlerinin hayatta kalmasını sağlamak için uzak kumsallara giderler. İnsan faaliyetleri, iklim değişikliği, deniz enkazı ve petrol sızıntıları gibi tehditler, deniz kaplumbağalarını büyük ölçüde etkilemiştir. Bu antik yaratıkların 100 milyon yıldan fazla bir süredir dünyada olduğu bilinmektedir. Deniz kaplumbağaları hakkında daha fazla bilgi için izlemede kalın. Kaç tane deniz kaplumbağa türü vardır? Yeşil deniz kaplumbağası, deri sırtlı deniz kaplumbağası, atmaca gagalı deniz kaplumbağası, gündüz yuvalayan deniz kaplumbağası, zeytin yeşili deniz kaplumbağası, düz kabuklu deniz kaplumbağası ve caretta olarak bilinen iribaş deniz kaplumbağası da olmak üzere toplamda 7 deniz kaplumbağa türü vardır. Bunlardan çoğu da yok olma tehdidiyle karşı karşıyadır. Hangisi daha büyüktür? Deri sırtlı deniz kaplumbağası en büyük boyutlara sahip olan deniz kaplumbağasıdır. Yetişkin bir deri sırtlı kaplumbağa yaklaşık 1,8 ile 2,2 metre uzunluğa kadar büyüyebilir. 900 kilogram ağırlığa kadar çıkabilirler. Aynı zamanda yumuşak bir kabuğa sahip olan tek deniz kaplumbağasıdır. Caretta deniz kaplumbağaları ise en sert kabuklu olanıdır. İsimlerini büyük kafaları ve güçlü çenelerinden almışlardır. Yaklaşık 113 kilogram ağırlığa, 1 metre uzunluğa sahiptirler. Doğaya faydaları. Bazı ekosistemlerin önemli bir parçası deniz kaplumbağalarının beslenmesinden geçmektedir. Esas olarak bitkinin büyümesini teşvik eden ve uyaran deniz otu yerler. Deniz otu yatakları da birçok deniz canlısının üremesi ve gelişmesi için önemli alanlardır, bu nedenle bu alanların gelişmesi çok önemlidir. Düzenli olarak otlayan deniz kaplumbağaları, diğer canlıların üremesi için sağlıklı bir yaşam alanı sağlar. Cinsiyeti belirleyen etken nedir? Cinsiyetin döllenme sırasında belirlendiği çoğu canlının aksine, deniz kaplumbağalarının cinsiyetini yuva ortamının sıcaklığı belirler. Sıcaklık 28 ile 29 dereceden sıcaksa yavru dişi doğar. Sıcaklık düşükse deniz kaplumbağası erkek doğar. Moşe halkı için önemi. Peru'nun kuzeydoğu kıyısında milattan sonra 100'den milattan sonra 700'e kadar yaşayan Peru'nun Moşe halkı deniz kaplumbağalarını çok sevmişlerdir. Birçok sanat eserlerinde deniz kaplumbağalarını tasvir ettikleri görülmüştür. Bu da onların Moşe toplumunda hayati önem taşıdığını göstermektedir. Midyelerle dostlukları. Hayvanlar arasında genellikle sağladıkları çıkardan dolayı birbirlerine bağlanabilmektedir. Bunlardan bir tanesi de deniz kaplumbağalarıyla midyelerdir. Genellikle deniz kaplumbağalarının boynuna ve kabuğuna yapışarak onlarla uzun yıllar birlikte yaşarlar. Midyeler bu sayede larvalarını geniş alana yayma fırsatı da bulurlar. Costa Rica için önemi. Costa Rica gibi bazı ülkeler turizmlerini deniz kaplumbağalarına odaklamışlardır. Turizm sayesinde gelen turistlere kaplumbağa yuvaları ve yumurtadan çıkışlarını gösterme fırsatı da oluşmuştur. Ayrıca kaplumbağalar için 35 kilometre güvenli bir sığınak oluşturmakla kalmayarak, aynı zamanda yerel halk için sürdürülebilir bir endüstri kaynağı olmuştur. Kaç yaşamaktadırlar? Atmaca gagalı deniz kaplumbağaları, 30 ila 50 yaş ile en kısa ömre, yeşil deniz kaplumbağası ise, 80 ila 100 yaşayarak en uzun ömre sahiptir. Myrtle isimli deniz kaplumbağası vardır ki, 90 yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Yumurtadan çıkan 1000 kadar deniz kaplumbağa yavrularından, sadece birkaç tanesinin yetişkinliğe ulaşabildiği tahmin edilmektedir. Bu durumdaki en büyük etkenlerin başında, insan faktörleri ve yavruyken yırtıcılara kolay av olmaları vardır. Uzun seyahat edebilirler. Okyanuslara uyum sağlayabildiklerinden, uzun mesafelere göç edebilmektedirler. Bilinen en uzun kayıt ise, Endonezya'dan Amerika'nın batı kıyısına yaklaşık 13 bin deniz miline, 647 günde gittiği bilinmektedir. Besin kaynakları nelerdir? Diğer kara kaplumbağaları gibi deniz kaplumbağaları da, ağızlarının tutabildiği her şeyi yerler.
Özellikle de deri sırtlı kaplumbağaları, deniz anası yerler. Bunun nedeni de, okyanuslarda yakalanması en kolay yiyecek deniz anasıdır. Ayrıca kendilerini deniz anası zehirinden koruyan pullara sahiptirler. Nasıl yumurtlarlar? Olgun bir deniz kaplumbağası, genellikle geceleri sahile giderek orada yuva yapmak için yer ararlar. Uygun yer bulduklarında 40 ila 50 cm derinliğinde kuyu kazarlar. Buraya doğum yapan dişi kaplumbağa 50 ile 350 arası yumurta bırakır. Yumurtladıktan sonra yuvayı kumla kapatarak okyanusa geri döner. Bu işlem yaklaşık 30 ila 60 dakika sürebilmektedir. Yumurtalar 50 gün kadar bekledikten sonra, yavrular yumurta kabuklarını kırarak kumu kazarlar ve okyanusa giderler. Avcılara karşı savunmasız oldukları için, genellikle geceleri yumurtadan çıkarlar. Yayılım alanları. Deniz kaplumbağaları kutup bölgeleri hariç tüm okyanuslarda bulunabilir. Göçmenlikleriyle tanınırlar. Deri sırtlı deniz kaplumbağaları, hem Atlantik hem de Pasifik okyanuslarını geçerek en çok göç eden kaplumbağadır. Şahin gagalılar, ağırlıklı olarak mercan resiflerinde olmak üzere tropikal okyanuslarda, yeşil kaplumbağalar çoğunlukla tropikal ve subtropikal sularda, caretta carettalar ise, Türkiye, Yunanistan, İsrail ve Libya'ya kadar uzanan sahillerde yuva yapar. Ayrıca Akdeniz'deki en yaygın kaplumbağa türü de caretta carettalardır. Sonuç olarak, anatomileri gereği, diğer kaplumbağalar gibi kabuklarına çekilemezler. Buna karşılık deniz altında çok seri hareket kabiliyetleri vardır. Ancak yuvalama ve yumurtlama sırasında oldukça savunmasızlardır. Bir deniz kaplumbağasının cinsel olgunluğa erişmesi 20 ila 30 yıl sürer. Bir dişi yumurtlamaya hazır olduğunda, 30 yıl önceki doğduğu kumsala gidip yuva yaparak yumurtalarını bırakabilir. Bazı dişiler 80 yaşına kadar her yıl yumurtlamak için yuva yapar. Her türün üreme modeli farklıdır. Örneğin, gündüz saatlerinde yuva yapan tek deniz kaplumbağası, gündüz yuvalayan deniz kaplumbağasıdır.